bütün gün Nurhan'ın boynuna dolanmış bir şekilde geziyorsun. Evet, işte şimdi tam oldu. Çok teşekkür ederim bir tanem ya. Aşkım sen olmasaydın ben ne yapardım ya? Ya asıl sen olmasan ben ne yapardım? Oğlumuz nerede? Ah bak orada işte. Vay kerata, yatağın arkasına saklanmış. Oğlum sen bizimle saklanmaç mı oynuyorsun? Oğluşum sen babayla oyun mu oynuyorsun bakayım? Vay bir tanem. Biricik'ten ayrılarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Bunların hepsi geçecek. Sonsuza kadar hep birlikte mutlu olacağız. İnşallah. Hayatım, bornozla havluyu uzatabilir misin? Nurhan Bey! Alev Hanım, siz ne arıyorsunuz burada? Ya şey, siz bana havlu istemediniz mi? Ben sizden istemedim, ben Biricik'ten istedim. Ya çok çok özür dilerim. Şey ben sizin çıplak olabileceğinizi bilmiyordum. Ya asıl ben sizden özür dilerim ya. Ben az önce Biricik buradaydı. Ben sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Ya çok özür dilerim. Ben sizin çıplak olabileceğinizi düşünemedim. Duştayım ve havlu istiyorum Alev Hanım. Ya gerçekten çok özür dilerim Nurhan Bey. Lütfen bu bizim aramızda kalsın. Ya tamam. Tamam merak etmeyin. Aramızda kalacak. Ben bunu uygun bir dille Biricik'e anlatırım tamam mı? Hayır. Sakın. Ya beni hemen kapının önüne koyarlar. Ya olur mu canım öyle şey? İşte bu herkesin başına gelebilecek. Böyle bir yanlış anlaşılma. Aksilik işte tamam mı? Nurhan Bey lütfen benim bu işe çok ihtiyacım var. Tamam tamam merak etmeyin. Aramızda kalacak dedim ya. Ya şimdi izin verirseniz ben üstümü değiştirebilir miyim? Tabii. Ben de zaten Mahmut Kemal'in şeyini, baby fonunu almaya gelmiştim. Nurhan Bey, yeniden çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam, önemli değil Alev Hanım. İzninizle giyineceğim. Tabii.